İyi akşamlar, iyi bayramlar ve babaların babalar gününü kutluyoruz. Gerçekten bu bayramla babalar günü bir üst üste geldi. Hepimizde eskiden kalma yeni bayram sevinci derken Gazze'de babaların ne yaptığını düşününce bunun pek de sevinçli olmadığını düşünüyoruz onlar için. Umarız yeni dünya daha iç acısı olur. Hem babalar günü hem bayramlar daha içten kutlanır. Bu arada FETÖ ortalarda ölüyor mu, hasta mı, son nefeslerini mi aldırıyorlar? Bu bilinmiyor. Arkadaşım Abdurrahman Şimşek bu konuda bazı bilgileri var. Onları bize anlatacak. Örgüt dağılıyor mu? Bu örgüt dağılırsa ne olur, devam ederse ne olur? Bunlar da hepsi söz konusu. Evet, Lübnan Savaşı sürüyor mu, sürecek mi? Bunu da öğreneceğiz. Evet, şimdi önce Babalar Günü'nü mü kutluyoruz? Şimdi hem Babalar Günü var, hem bayram var. Tabii babaların işi zor. Bir yandan hediye alacaklar, bir yandan harçlık verecekler. Evet. Yani babalar bu işten karlı çıkamıyor Babalar Günü'nde. Ama en kötü de dedelere. En kötü dedeler değil mi? Onları herkese veriyor. Onları herkese veriyor. Babaanneler benim gibi biraz zor durumda. Harçlık rahiçleri nedir? Rahiçler korkunç oldu, çıkamıyoruz içinden. Diyorlar 10 bin lira falan vereceksin diyorlar. Nasıl vereceğim diyorum. Hangi maaşta 10 bin lira vereceğim? 10 bin lira dediğin ne kadar dolar? Neyse dolar hesabına gidiyor. Dolara çeviriyorlar. Evet şimdi sayın seyirciler önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajını bir dinleyelim. Vasıl olduğumuz Kurban Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nı yayınladığı video mesajla kutladı. Tüm milletimizin, ümmeti Muhammed'in daha nice bayramlara sağlıkla, huzurla, mutlulukla erişmesini temenni ediyorum. İsrail zulmü altındaki Gazze'leri de unutmayan Başkan Erdoğan, zafer Filistin'in olacaktır dedi. Soykırım politikası karşısında dik duruşumuzu sürdürüyoruz. Tüm ticari işlemleri durdurduk. Çocuk katili İsrail'in ve destekçilerinin tüm barbarlıklarına rağmen zafer inşallah Filistin halkının olacaktır. Başkan Erdoğan siyasetin birlik ve beraberliğe yansımasına ayrı bir parantez açtı. Siyasette oluşan yumuşama ikliminin milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. İnşallah hep birlikte gönül gönüle vererek bu bayramı tam anlamıyla bir kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum. Başkan Erdoğan enflasyon için yılın ikinci yarısını işaret etti. Enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik. Ekonomi programımız üretim, istihdam ve ihracat tarafında meyvelerini veriyor. Yılın ikinci yarısından itibaren inşallah güzel neticeler alacağız. Erdoğan terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Elde ettiğimiz tarihi kazanımımızdan taviz vermemiz asla söz konusu değildir. 40 yıldır milletimizin kanını ve kaynaklarını sülük gibi emen bölücü terör belasına son verinceye kadar operasyonlarımızı devam ettireceğiz. Başkan Erdoğan sözlerini barış dilekleriyle noktaladı. Kurban Bayramı'nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Evet sayın seyirciler, iç siyasette de aslında bir bayram barış havası yürüyor ama MHP ile CHP'nin arası hiç iyi değil. Bahçeli bayram mesajında CHP'yi eleştirdi. Şimdi o haberi izliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünyanın geldiği durum, normalleşme, Sinan Ateş davası başta olmak üzere çarpıcı mesajlar verdi. MHP lideri Bahçeli, Kurban Bayramı mesajında normalleşme ve yumuşama sürecine ilişkin isim vermeden CHP'yi eleştirdi. Türkiye'de anormal bir şey olmadığını ifade etti. Toplumsal ve siyasal istikrarı tahkim ve takviye edecek ekonomik toparlanma ve serpilme dönemi de çok şükür ufukta görünmüştür.
Bu nedenle ülkemizde anormal hiçbir şey yoktur. Hatta normalleşme safsatalarıyla milletimizin sinir uçlarını tahriş edecek gizli gündem teşrifatçılarına ikna olacak ve itibar edecek de olmayacaktır. Yumuşama mesajlarına özenle saklanan ve sarılan yalan, dedikodu ve iftira kampanyasının hangi sinsi emellere, hangi sakat hedeflere odaklandığı az veya çok bellidir. Bir yanda yumuşaklık pozu veren, diğer yanda meşrep ve müktesebatında taşıdıkları nefret ve öfkeyi sağanak halinde yağdıran siyasi hasis ve hırçın zihniyetlerin ikiyüzlülüğü bugünlerde utanç verici düzeylerdedir. Bahçeli Sinan Ateş cinayeti dolayısıyla MHP ve ülke ocakları ile ilgili iddialarda bulunanlara da tepki gösterdi. Hakkımızı, hukukumuzu savunacağız dedi. Fitne fesat kışkırtıcılığı yaparak kutlu davamızı, fedakarlık ve iman numunesi camiamızı Türk düşmanlarının siparişiyle sorgulamaya, yargılamaya ve terörize etmeye kalkanlar, Allah'ın şahitliğinde ifade ediyorum ki, bedelini adalet ve millet nezdinde çok ağır ödeyeceklerdir. Ne hakkımızdan, ne hukukumuzdan, ne de şerefimizden taviz verilmeyecektir. İblisin şirret tuzakları boşa çıkarılacaktır. Bayram demek, barış, sevgi, hürmet, hatırlama ve kardeşlik demektir ifadelerini kullandı Bahçeli açıklamasında. Ancak kardeşliğin ve barışmanın tek yanlı olmasının akıl dışı olduğunu vurguladı. MHP lideri bayram mesajında uluslararası düzenin ahlaken, hukuken ve vicdanen ağır sarsıntı geçirdiğini, bunun sonucunda vahim bir dünya tablosunun tezahür ettiğini ifade etti ve bu tabloda hürriyet vaatinin hayalden öte bir anlam taşımadığını belirtti. Çocukların katledildiği bir dünyanın medeniyet vaazı, hürriyet vaadi ham hayalden öte bir anlam taşımamaktadır. Soykırım suçunun alenen işlendiği bir dünyada insani miras ve emanetlere saygı ve sadakatten bahsedilmesi, eğer saflık değilse ileri düzeyde saptırmadır ve hatta sapkın bir istismardır. Babalar Günü kutlamayı da ihmal etmedi Bahçeli. Evet, Kurtuluş. Şimdi sen siyaseti çok yakından her yönüyle hem CHP hem MHP bütün partiler yönünde takip ediyorsun. Ne oldu şu son bir hafta? Ne oldu? Bize bir kısaca bir özetlesene. Bir de bayramlaşıyor herkes tabii. En önemli dönüm noktası aslında bu tartışmaların Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne 18 yıl aradan sonra yaptığı iadeyi ziyaretti. Bunun uzantısında siyasette böyle bir çalkalanma oldu, hareketlenme oldu. Özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve yakın kesimler ve muhafazakar kesim diyebileceğimiz Ahmet Davutoğlu'na yakın kesimlerden Milliyetçi Hareket Partisi'ne eleştiriler durmadan tahrikler yapılmaya başlandı. Milliyetçi Hareket Partisi dışlanıyor, Milliyetçi Hareket Partisi hedef alınıyor. Bunlara bir yanıt verdi Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli imzasıyla. Yine yayınlanan bir takım işte yüzüklü resimler o çevrelerce büyütüldü. Bakın bu mesaj veriyor, operasyon gelecek gibisinden. Bunların sonunda bir bildiri yayınladı Devlet Bahçeli. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ile bu normalleşme görüşmelerine karşı olmadığı, Cumhur İttifakı'na bağlı olduğu, Sayın Cumhurbaşkanı her şartta arkasında olunacağı belirtiliyordu bunda. Yine bunda da bazı ifadeler alınıp sağa sola çekildi. Yine Özgür Özel eski polemikçi havasıyla kalkıp şu değerlendirmeyi yaptı. İşte Bahçeli'nin değerlendirmelerinden hareketle bize suç ortağını kimse bize göndermesin gibisinden bir ifade kullandı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı da tüm bunlara bir izahat getirdi, bir açıklama yaptı. Özgür Özel'in tutumunun İstanbul'da özellikle Ekrem İmamoğlu'yla yaptığı basın toplantısının etkisi altında yapıldığına dikkat çekti. Cumhur İttifakı'na da sonuna kadar bağlı olduklarını, bunun altılı masaya benzemediğini belirtti Sayın Cumhurbaşkanı. Evet, sonuç olarak... Bütün bu maratonun sonucunda Cumhur İttifakı'nın herhangi bir çatlama yok. Cumhur İttifakı birlikteliğine devam ediyor. Burada olan Özgür Özel'in normalleşme ve yumuşama adı altında tarihleri yani son Özgür yaptığı Özel talihsiz yumuşamıyor mu sana göre? Bir adım attı, yumuşuyor. Fakat İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun etkisi altında bir adım ileri, iki adım geri tarzında gidiyor. Evet. Gidiyor. Evet. Bu sefer geri gitti
ama bir adım. Gitti. Yani bir adım attı sonra. İşte görüştü, güzel evet. açıklamalar yaptı. Yapıldı sonra. Evet. Ardından hemen iki gün sonra bir adım anlaşmanın, geri gitti. Ya bu görüşmenin ruhuna, nezaketine, her şeyine aykırı bir ifade kullanınca evet. o da Ekrem İmamoğlu'nun yanında yani evet. gölge başkan etkisi altında da diyelim. Evet. Bu süreci biraz aynı zamanda samimi olmadığını ortaya koydu. En azından iktidar cephesinde, evet. Milliyetçi Hareket cephesinde Özgür Özel'in samimi ve dürüst yaklaşmadığı bu sürece intibası oluştu. Peki politikadaki bu bahar havasını gölgeledi mi sence? Bu ziyaretler bence amacına ulaştı. Yani gereksiz bir gerginlik ve nefret siyasetinin sonucuydu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı. Onu kırdı. Evet. Onu kırdı. O açıdan iyi oldu. Bundan sonra zaten ne olacak bilemiyorum. Zaten buydu. Olması gereken buydu. Tolga Bey, siz bir şey söylüyor musunuz iç siyaset için? Yani normalleşme her demokrasinin ihtiyacı olan bir şey. Bu muhalefetle iktidarın görüşmesi. O yüzden burada faydalı olacağını düşünüyorum ben genel olarak. Genel olarak bir yumuşama hissediyorsunuz. Ya, öyle hissediliyor. Evet, öyle hissediliyor. Evet. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da sahneden silinmedi. İşte biliyorsunuz dündür evvelsi gün Ayşe Ateş'le görüştü. Sahnede ben de varım, yani her ne kadar çekilmiş gibi gözükse de halen yargıyı takip edeceğiz, adaleti takip edeceğiz diyerek CHP içinde de ama gerçek manada hiçbir etkisi kaldığını zannetmiyorum ben Kılıçdaroğlu'nun. Çok etkisiz eleman oldu sanki artık. Yani olabilir ama kendi öyle hissetmiyor. Kendi öyle ise egosu müsaade etmese de etkisiz eleman. Ahmet yani. Davutoğlu gibi. Ahmet Davutoğlu'yla ciddi yarışırlar bak. Güzel benzetme yaptı. Hangisi geçer bilemiyorum valla. Ama bence Amerika'nın kimin ne kadar arkasında olduğu da önemli. Yok, artık onların arasında çok fazla birbirlerinden farkı yok. Evet.